kuvvetli rakiplere karşı bir kere eşit şartlarda oynamıyorsun. Adam 7-8-9 vurdu, üçüncülük çıkarttı o maçtan. Bunun bence bir zararı uğrattığını düşünüyorum. Türk takımlarından da şu an zorlayabileceğini düşündüğüm. PUBG Mobile Türkiye ekranlarına hepiniz hoş geldiniz değerli izleyenler. 9. alanın bu haftaki bölümünde artık PMSL'in lig aşamasının sonuna geldik. Bunları konuşacağız. Finalde takımlardan beklentilerimizi konuşacağız. Ve tabii ki ne yazık ki finale kalamayan takımlarımız var. Bunları konuşacağız. Yanımda Yargıç Tony var. Tony hoş geldin. Hoş bulduk. Keyifler nasıl? İyi, gayet iyi. 7 takımımızın 5'ini finale çıkartmayı başardık. Hayırlısı. 2 takımımız ne yazık ki Black Esports özellikle son dakikaya kadar işi getirmesine rağmen finallere kalamadı. Son karşılaşmada yani Mozorov'un gazabına uğradık resmen. 3 oyuncu da yapabiliriz ama işte Levis de etraftan mermiler alıyor. Dikkat etmesi gerekiyor. Çok açık vermemek lazım. Vibes önce gitti. Black Esports'u vurdu. Şimdi de Regnum Karyabra'nın üzerine gelmeye devam ediyorlar. Aydezel. Mozorov'un Ezel'in canı az kaldı. Arkadan da bir isim daha desteğe gelince yapabilecek bir şey yok. Regnum Karyabra mücadeleden ayrılıyor. Bütün turnuva boyunca 7-8 skorlu bir maçı bile yoktur. Adam 7-8-9 vurdu. Üçüncülük çıkarttı o maçtan ve... Hocam nasip. Nasip hocam. Nasip yani. Ama bazen ne yaparsan yap o değişmez. İki takımı birden mahvetti. Neden mahvetti? Şundan dolayı tabii ki. Yani şimdi Regnum Karyabra'nın liderliğinde gitti. Vibes Regnum Karyabra'yı vurdu. Regnum Karyabra'yı liderlikten ettiler. Black Esports'u vurdu. Finallerden ettiler. Senden şöyle bir kısaca finale kalamayan takımlarımız hakkında şöyle bir görüşlerini alalım. Ondan vallahi, sonra finallere geçeriz. Açıkçası hani FUTKAUS'un kadrosunu yani finali kaçırmasını ben inan anlam veremiyorum. Yani çünkü kötü bulduğum bir kadro değil. Bunu samimiyetle söylüyorum. Yekta, Dokunma, Nayko, Falconist, ondan sonra hani Storm. Baktığın zaman kağıt üstünde iyi durabilecek bir kadro gibi gözüküyor. Ama yani hiç olmadı. Hiç olmadı. Yani bunun çeşitli sebepleri olabilir. Belki ne bileyim koç. Ben hala koç konusundaki fikirlerim nettir. Sabitiz biz seninle o konuda. Nettir yani koç bence kesinlikle her takımda olmalı. Ya bir de turnuva artık PMPL gibi yerel bir turnuva tabii değil. Tabii ki. Global yani bir turnuva oynuyorsun. Senin kuvvetli rakiplere karşı bir kere eşit şartlarda oynamıyorsun. Göre isteye isteye. Yani orada herhangi bir takım var mıydı koçsuz başka? Yoktur. Bilmiyorum. Yoktur. Varsa bu bize, varsa. Bu bizde adet galiba. Hani koç almamak yani vesaire. Şöyle mesela yanlarında olmayan bir Zeus Esports var ama Zeus Esports'un bir koçu var. Mitralis sonuçta onda. Koçu. Sonuçta Discord'dan falan bir iletişime şekilde geçiyordur. Aynen öyle. Yapıyordur akşam analizlerini paylaşıyordur. Tabii ki. Ama şimdi FUT Esports, FUTKAUS köklü bir kulüptür. FUT yönetimiyle, KAUS birleşimiyle kesinlikle köklü bir takımdır. Ben onların koçsuz bir şekilde yola devam etme isteklerini özellikle PMGC arefesinde kesinlikle yanlış buluyorum. Ya maalesef sezonlar artık kapandı. Yeni sezona kadar şu anda ne olacak ne bitecek belli değil. Hayırlısı olsun yani nasip diyordum ya az önce de dedim nasip. Yani nasibin de varsa oluyor yoksa olmuyor. Hemen hızlıca Black Esports'a geçelim. Onların için de yani şöyle yani sebebini onları da anlayamadım. Birazcık Can Şehmuz geç katıldı takıma. Bunun bence bir zararı uğrattığını düşünüyorum. Maksimum PMSL öncesi bir ay belki 3 hafta falan çalışmışlar. Ben bence yani Can Şehmuz'un kesinlikle World Cup öncesi katılması gerekiyordu takıma. Katılıyorum. Yani o dönemlerde de bizim zaten hani bilgilerimiz birçok şeyimiz Şehmuz'la arkadaşlığımızdan ötürü vardı. Bence orada o konuda hata yapıldığını düşünüyorum. Daha erken alınmalıydı Can Şehmuz ve takım hazırlanmalıydı. Hani World Cup'ı geçtim o da ciddi bir para ödülü olan turnuva ama esas mesele PMSL ve PMGC'ydi. Maalesef o da kaçtı. Kaliteli bir kadroları var ama olmayınca olmuyor. Yapacak da bir şey yok. Yani sağlık olsun diyelim. Umarım ileride daha başarılı işler yaparlar. Çabaladılar son gün. Bayağı da uğraş verdiler ama olmayınca olmuyor yani. Ki son güne de bir galibiyetle çıkarttılar değerli izleyenler. Hani onları da çaba vermediler, ellerinden geleni yapmadılar demeyelim. Ellerinden geleni ama yaptılar. Ama işte başta olmayınca da yapmak olmadı lazımdı. Sıkıntı işte orada oldu. İkinci hafta berbat geçildi. Yani ilk hafta da çok iyi geçildi. Ya oyuncu kayıplarının zaten önüne geçmeye çalıştılar. Belli bir yere kadar bunu başarabildiler ama
bir yandan da hani kadronun ben vuruş eğim gücünü aynı şeyde gücü. Birbirimizi lep demeden tamamladık yani. Ne yazık ki eğim gücünde sınıfta kalmış yani kadro. Eğim gücünü çok düşmüş. Evet. Çok düşmüş. Yani bir kırcalı ayakta tutuyor, bir de yer yer tospik ayakta tutuyor. Ben açıkçası Lewis'in de ve Poser'ın ciddi bir şekilde eğim gücünün düştüğünü düşünüyorum. Katılıyorum sana bu noktada. Katılamayan ekiplerimize emeklerine sağlık diyelim. Onlar artık bu mücadelenin sonuna geldiler. Umarım gelecek dönemlerde yine üst seviyelerde oynamaya devam ederler diyelim. Ve Tony, hemen şöyle bir son haftaya geçiş yapalım. Çıkamayan takımlardan konuştuk. Son hafta, sonrasında da finalleri getirelim. Son hafta Virtus Pro'nun son karşılaşmada liderliği geri aldığını gördük ama yani... Begüm Karya Bradan... Rekor günler, rekor 88 maçlar. 88 puan aldıkları gün var. Navi'nin rekoru 89'du. Hı hı. Bir puanla kaçtı o rekor ki hatta o rekoru katlayabilirlerdi. Çok iki rahat. Tane win kaçtı. Yani o gün iki win alındı ama iki tane de win kaçtı. Yani bayağı iyi iş çıkardıklarını düşünüyorum. Şampiyonluk adaylarından bir tanesi Virtus Pro'dur benim için hala. Ben Team Spirit'le Navi'yi buraya eklemiyorum bile. Eklemiyorum bak çok bile. Kritik burası. Benim için en net şampiyonluk adayı Virtus Pro'dur. Türk takımlarından da şu an zorlayabileceğini düşündüğüm Regnum Caria Bra var. Fireflux'ın ilk haftaki performansı buraya dahil olursa Fireflux'ı da yazabilirim. S2G'ye de bir aralık kapı bırakıyorum. İstanbul Wildcats Next Rüya'yı da stabil olduklarından dolayı onların da top 5'ten inmeyeceğini düşünüyorum. Umarım. Zaten şöyle bir nokta var Tony. Finallerde artık PMGC slotu verilirken İstanbul Wildcats Nexus'a PMGC puanlarında artık ülkemizden aldı. Lider olduğu için biraz daha onları PMGC'de gibi düşünmek lazım. Evet. Top 5 içerisinde, top 6 içerisinde kaç Türk takımı olur konusuna şöyle bir değinmek lazım. Bence tam şu an 4 tane adayımız var. Benim düşüncem. Zeus'u dışarıda bırakıyorum ki çünkü 3 günlük final aşaması tecrübelerinin zayıf oluşu birazcık beni şüpheye sokuyor. Yani umarım onlar da girer. Slotlar kayar aşağıya doğru. İnşallah. Hani çünkü İstanbul Wildcats, Nexus'a, Team Spirit bunlar slot kaydıracak. Brute Force slot kaydıracak takımlar. Bu 3 takım. Ki ilk 5'te beklediğimiz takımlar aslında. Tabii. Yani bu sefer işte ilk 9'a 10'a kadar belki PMGC biletinin kaydığını görebileceğiz. Orası kritik bir nokta. İşte orada Zeus'u da mesela soksak oraya. Evet. Ya S2G'yi orada olabilecek bir takım olarak görüyorum açıkçası. Hı hı. Ama birazcık beni nasıl diyeyim şüpheye sokuyorlar. Çünkü inişli çıkışlı performansları vardı. Özellikle Marso ile Sveş'in performansı düştüğü zaman takım komple otomatikman düşüyor. Evet. Yani o ikisinin bir kere çok iyi oynaması gerekiyor bu finalleri. Regbra tarafı bence şu son haftaki oyununa kalır gibime geliyor. Finale hazır gözüküyorlar. Finale hazır gözüktükleri için. Fireflux tarafı ilk hafta yaptıkları oyundan dolayı... Kredi diyelim. Onların da kredisi var. Evet. İstanbul Wildcats Nexus'a zaten gitti onu katmıyorum. Yani şu an iddialı geliyoruz. Şampiyonluk için de iddialı geldiğimizi düşünüyorum. Ben de katılacağım sana bu noktada. Özellikle ilk haftanın bitişinde ve ikinci haftaya başladığımızda biz burada 9. alan çekerken ikinci hafta öncesinde şunu söylemiştim. İkinci haftanın 3. gününden sonra bir günde 3 galibiyetten az alıyorsak ben burada farklı konuşurum dedim. Geçtiğimiz hafta aslında bu beklentimin çok dışındaydı. Gerçekten silip süpürdüler bizi, yok ettiler resmen. İlk sayfada maksimum bir Türk takımımız var. Hiç işin içerisine dahil olamıyoruz ama... Üçüncü hafta özellikle o üçüncü haftanın ikinci yarısından itibaren cumartesi pazar yani damga günü vurduk. Damga vurduk. O sağlam takımların olmadığı o gün var ya Virtus Pro'nun vesairenin olmadığı ya toz attırdık orada. 6'da 5 yaptık, 6'da 4 yaptık son gün. Gayet iyi de devam ediyoruz. Ben açıkçası İstanbul Wildcats Nexus'u bir PMGC takımı olarak kenara ayırdıktan sonra dikkat edilmesi gereken bir nokta var. PMGC puanlarıyla çıkmaya zaten çoktan hak kazanmış diyebileceğimiz takımlar var. Team Spirit, Brute Force gibi. Bu ekiplerin de ilk 5, ilk 6 içerisinde olabileceğini, slotların aşağı gitmesinin de bizim birçok ekibimizin işine gelebileceğini düşünüyorum. Aslında ilk hafta tam farklı düşünüyordum. Muhtemelen iki takım gönderirsek öpüp başımıza koyalım diye düşünürken ben şu anda fikirdeydim. Ben o şu anda 3 hatta 3.5'tan 4 düşünmeye başladım. Yani ben. İlk hafta oynandı, ikinci hafta oynandı. Ben şöyle düşündüm. Hani İstanbul Wildcats Nexus'a Türkiye puanından gider. Oraya da iki tane daha takım sokarsak öp başına koy. Gibi. Hani oraya da aday açık söyleyeyim. İstanbul Wildcats Nexus'a'dan sonra Fireflux dedim. Belki dedim S2G ya da Regbra'dan biri gider diye düşündüm. Olsun. Ama şu an yani Zeus'a kadar yolu var bu işin. Yani. Slot kayarsa.
Bir de her zaman söylediğimiz bir şey var. Lig aşamasının son haftasında gösterdiği performans finallere bir ayna tutar. Kesinlikle. Finaldeki performanslarını da belirler takımların. Ben ekiplerimize güveniyorum. Minimum 4 slotu takım ayırmaksızın İstanbul Valkes'in ekstra PMGC puanlarından dolayı bir kenarda. Onlar haricinde de 3-4 takımımızın çok rahat bir şekilde bu slotu alabileceğini düşünüyorum diyeyim ve artık yavaş yavaş da kapanışa geçelim Tony. Final beklentilerini zaten anlattın ama ilk 5 beklentini alayım senden. Şöyle bir sıralama yapalım. İzleyenlerimize de soralım. Ondan sonra kapanışa geçelim. Yani şampiyonluk için 2 tane net adayım var. Bir tanesi Virtus Pro. Hı-hı. Bir tanesi de Regnum Carrea Bra. Evet. O da son hafta oynadıkları oyunundan dolayı. Şimdi birini yani seçmen lazım. 1-2 yazalım oraya. Yani kafasına göre takılsın bizim. Tamam. O zaman şöyle yapıyoruz. Sıralama vermeden ilk 5 takımı şöyle bir sıralıyoruz. Virtus Pro, Regnum Carrea Bra dedin. Sırasız bunlar. Evet, sırasız. Evet, alayım 3. takımı. Bence bir Team Spirit oraya bir türlü girer. Evet, Team Spirit 3 etti. İstanbul Wildcats Nexria. Evet, İstanbul Wildcats Nexria. 5 yapıyorum değil mi? Evet 5. Son bir takımın kaldı. Yani FF ya da S2G diyeceğim ama hangisini derim onu bilemedim. Seç birini. Zorlu bir seçim. Hadi S2G diyeyim ya. S2G ama dedi. Bence FF de slot kaymasından kesinlikle gidecek. Öyle. Kesinlikle öyle ama bir yerde bir ilk 5 yapmamız gerekiyor. Tier list her zaman 9. alanlarda vardır biliyorsun. Şimdi Navi'yi es geçtim. Tabii. Brute Force'u es geçtim. Son şampiyon. Son şampiyon. Yani... Yapacak ya ben şu an sadece emin olduğum, performansından emin olduğum 4 takım var. Virtus Pro, Regnum Carrea Bra, Team Spirit ve İstanbul Wildcats Nexria. Ama ben Team Spirit'in şampiyon olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi benim için şampiyonluk adayı 2 tane. Virtus Pro ile Regnum Carrea Bra. Ben de o zaman hemen yapayım kendi sıralamamı. Bu tabii ki sıralamasız bir şekilde. Buraya Virtus Pro'yu kesinlikle yazmak lazım. 3 haftadır stabil oynuyorlar. Regnum Carrea Bra son haftaki performansıyla artık finale hazır olduğunu gösterdi. Buraya eklenecek yine bir Türk takımı daha İstanbul Wildcats Nexria'yı ben de ekleyeceğim. Team Spirit tabii ki burada olmayı hak ediyor. Ve sona da ben de yani Fireflux'la S2G arasında yıl... Aynıyız yani. Hatta buraya Navi'yi de koymak istiyorum evet. Ama... benim her zaman söylediğim bir şey var. Son haftaki performans finali belirler diye. O yüzden... Yukarı sıralarda bulunan ben de S2G'yi ekleyeceğim ama bu durum ilk 8'e kadar gitse dediğin gibi Navi, Fireflux, Zeus yani evet. Brute Force oralara eklenebilecek takımlar var. Şimdi saydığımız takımlardan zaten 2 tanesi slotu alacağı için sıralama aşağı kayar. Söyleyelim. Ona kadar yolu var yani. Çok rahat ona kadar yolu olabilir. Değerli izleyenlerimiz sizler de yorumlarda ilk 5 sıralamanızı yazabilirsiniz. Bu sıralı olabilir, sırasız olabilir hiç fark etmez. İlk 5'i hangi takımların oluşturacağını düşünüyorsanız sizler de yorumlara yazmayı unutmayın diyoruz ve Yargıç Tony artık yavaştan... Videoyu beğenelim. Videoyu beğenelim, yorum atalım. Bak bekliyoruz. Abone de olalım. Bekliyoruz. Videoları abone olmayı unutmayalım. Videoları beğenelim, boş geçmeyelim. Ne verirsen elinle, o gelir seninle. Yargıç Tony'nin güzel hatırlatmasından sonra 9. alanın bu haftaki bölümünün sonuna geliyoruz. PMSL bittikten sonra tekrar bir yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.